Vali Bey geldi arkadaşlar. Tabii aynen. Ne haber gençler? Hemen düğünde gidip ilk düğünde bu silahı bir çevreye gösterme psikoloji içerisinde olacaksınız. Ben bunu biliyorum. Yani bu bir daha iki. Bugüne kadar oldu. Bunu sizin birçok abiniz, polis abiniz, uzman çavuş abiniz, jandarma, astsubay veya normal askeri şeyde ordudaki astsubaylar bunları yapmaya çalıştılar. Bunlarla mücadele ettik. Sizler de sakın bu tür bir şey içerisine girmeyin. Bak onu açık söyleyeyim. Hem mesleğinizi kaybedersiniz hem de o silahı bir daha cebinize hiçbir şekilde sokamazsınız. Bak bugün buradan sizleri uyarıyorum. Silahınız, namusunuzdur öyle rastgele yerde kullanmayacaksınız. Bu tür bir şeyle benim karşıma geldiğiniz zaman da kesinlikle cezanın en ağırının verileceğini burada ifade etmek istiyorum. Yani kesinlikle yetkinizi, önce silah yetkinizi ve diğer yetkilerinizi kişisel bir şey için kullanmayacaksınız. Siz sokaklarda gezeceksiniz. Sokakların güvenliği sizden sorumlu olacak. Ama bunu yaparken kişisel ilişkilere girmeyeceksiniz arkadaşlar. Kişisel menfaatlere girmeyeceksiniz. Menfaat tatlı gelir. Bir böyle filan esnafla filan iş yeri sahibiyle ilişki içerisinde olmak tatlı gelir. Ama buna girdiğiniz zaman görevinizi yapamazsınız. Kesinlikle vatandaşla ilişkilerinizde hep bir mesafe koyacaksınız. Bu mesafe iş ilişkilerinde olacak. Onlara üstten bakma anlamında değil, onu da söyleyeyim. Yani mesafe koyacaksınız derken kendinizi böyle en üstte ayrı bir havada görmeyeceksiniz. Vatandaşa her zaman yakın duracaksınız. Onların problemlerini çözmeye, onlarla iyi ilişki içerisinde olmaya özen göstereceksiniz ama menfaat ilişkileri olabilecek olanlarla kesinlikle belli bir mesafeyi kuracaksınız, koyacaksınız. Örneğin gece sizin kontrol etmeniz gereken son kapanış saati olan yerler vardır. Bu yerlerin sahipleriyle kesinlikle samimi bir ilişki içerisinde olmayacaksınız. Açık söylüyorum burada. O ilişkiler başka şeyleri beraberinden getirir. Yani filan mahallede bir kahve 12'de kapanacaksa, kahvenin sahibiyle siz içli dışlıysanız ya da filan yerde bir umuma açık alkollü bir lokanta, eğlence yeri ve benzeri. Bunların sahipleriyle siz içli dışlı olursanız kesinlikle kaybeden siz olursunuz. Onu açık söyleyeyim. Bunun soruşturmalar olur, yer değişiklikleri olur. Bir adım ötesi de görevinize son verin olur. Bunu açık buradan açıkça ifade ediyorum. Hayatınızda başarılı olabilmeniz için iş ilişkisi içerisinde bulunduğunuz kişilerle belirli bir mesafeyi koymanız gerekir. Onlarla içli dışlı olamazsınız. Onlarla dışarıda birlikte gezemezsiniz. Onların bulunduğu yerlere gidip oturamazsınız. Bak bunu açık söylüyorum. İlk günden ben testiyi
Kırmadan önce dövme taraflarıyım. Sonra testikıldıktan sonra dövmemizin bir anlamı yok. Biz ilk günden her şeyi söyleyeceğiz. Yeni bir göreve başlıyorsunuz. Bunlara dikkat edeceksiniz. Para pul ilişkilerine kesinlikle girmeyeceksiniz arkadaşlar. Yani para pul ilişkilerine girmeyeceksiniz. Ne olursa olsun işte ben zordaydım, işte borcumu ödeyememiştim, o bana borç verdiydi falan. Bak bu tür bir şeyler kesinlikle olmayacak. Güvenlik birimlerinin böyle bir ilişkisi olmaz. Bak açık söyleyeyim, başka mesleklerde olabilir. Ama bizlerde olmaz. Valide olmaz, kaymakamda olmaz, emniyet müdüründe, jandarma komutanında, işte güvenlik birimlerinde olmaz. Biz çünkü devlet yetkisini kullanan kişileriz. Sizler devlet yetkisini kullanan kişiler olacaksınız. Bir diğer husus, kadın kız meselesi arkadaşlar. Bak en fazla güvenlik güçlerinin başına atılan şeylerden birisi de budur. Sakın bak, gayrimeşru bir ilişki içerisinde kesinlikle bir güvenlik görevlisi olamaz. Bekçiler hiç olamaz. Hele geceleri, bak tekrar tekrar söylüyorum, gayrimeşru bir ilişki içerisinde güvenlik görevleri olamaz. Bekçiler hiç olamaz. Çünkü diğerleri yine gündüzdür. Göz önünde değildir. Yani göz önündedir. Bazı şeyleri yapamayabilir ama siz öyle değilsiniz. Sokaklar size emanet. Siz eğer gayrimeşru ilişkiler içerisinde olursanız ondan sonra başınız en fazla sizin ağrır. Önce devletin başı ağrır. Devlete itibar azalır insanların nezdinde. Ya bunlar niye böyle yapıyor diye vatandaş önce söyleyemez. Biraz alttan dedikodular başlar. Devletin saygınlığı düşmeye başlar. Abi onun kokusu zamanla yukarılara çıkar tabii, orada kalmaz. Ama bu konuda devletin itibarını sarsmaya bizim hiçbirimizin hakkı yok. Onu açık söyleyeyim. Bu konuda kesinlikle duyarlı olacağız. Efendim.